Herkese tekrardan merhaba dostlar. Umarım bugün iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte kripto para analizi yapacağız. Altına bakacağız, gümüşe bakacağız, borsa İstanbul indeksine bakacağız. Güzel bir analiz yapacağız. Bu ay sürpriz yükselişler olabilir. Bunlarla ilgili bir nabız tutacağız arkadaşlar. Elimizden geldiğince en doğru analizleri bu videoda vermeye çalışacağım. Videolarımı başından sonuna kadar izlemek, kanala abone olmak ve bildirimleri açmak kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Şu anda karşımda 4 saatlik grafikte Bitcoin bulunmakta. Arkadaşlar açıkçası FED köşeye sıkıştı. FED'in köşeye sıkışmasından dolayı artık Bitcoin'i fazla da etkilemeyeceğini düşünmekteyim ben. FED 50 bas puan verirse Bitcoin'e bir kıpırdama, bir yükseliş senaryosu olabilir. Ama FED'in yine yapacağı bir şahin yorumda, yapacağı bir şahin FED kararında yine Bitcoin'in kafasına bir satış baskısı yiyebiliriz. Tabii ki de önümüzdeki süreçler çok çok farklı. Biliyorsunuz çoğu borsa batışını, iflasını veriyor. Bazı borsalarımız fon bulamıyor. Fon bulamadığı için de Bitcoin satış baskısı yiyor. Bu satış baskısını tabii ki yatırımcılar yapmıyor. Bu satış baskısını borsanın kendileri yapıyor. Borsaların kendileri yapınca da e, Bitcoin ne oluyor? Korku endeksinde en dibe vuruyor ve bir anda düşüşe geçiyor arkadaşlar. Ve şu anda gördüğümüz üzere biliyorsunuz ki bir kripto para direnç bölgesini en fazla 3 defa zorlar. 3. defa hacim zorlayamazsa pat diye aşağı düşmeye başlar. Şu anda baktığımızda Bitcoin bir haftadan beridir 16.800 dolarla 17.200 arasında gidiyor geliyor. Tabii ki de burada 4 saatlik grafikte bizim mini direncimiz neresi? 17.200 bölgesi. Fark ettiyseniz 17.200'ü iki defa denedi. 1, 2. Şimdi bundan sonraki deneyiş son deneyiş olacak. Ve bana kalırsa bu deneyişte de FED'e doğru gelme ihtimali var. Yani şu anda bir FED'e doğru bir beklenti. FED'e doğru bir fiyatlanma. Yani Ozmana kadar bence burayı biraz daha zorlar. Baktı zorlayamıyor. Oradan sonrasında artık 16.800, 16.800'de kırarsa direkt olarak 16.220'ye kadar düşer. Yani bizim için şu anda önemli olan nokta boşluktaki direnç bölgesi 17.200. 17.200'e son defa gelecek. Eğer bunun üzerine bir kapanış yaparsa yükselişimizi alırız. Ama bu kapanış yapamazsa maalesef düşüşümüzü görmeye başlarız arkadaşlar. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Neden boşluktaki direnç bölgesi dedim? Boşluktaki direnç bölgesinin amacı şu. Çünkü fark ettiyseniz Bitcoin burada ne yaptığı belirsiz şu anda. Aslında orijinal direnç ve destek bölgesi bana kalırsa 17.700 ile 16.220 bölgesi. Bana kalırsa orijinal direnç ve destek bölgeleri burası. Ama burada tabii ki 4 saatlik grafiğe baktığımız için bir mini direnç ve destek lazım diye düşünüyorum. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? 16.800'ü kırmadığı sürece 16.220'ye gelmez diyoruz. 17.202'yi kırmadığı sürece 17.700'e çıkmaz diyoruz. Bu grafikteki bu direnç ve destekleri takip etmenizi öneririm sizlere. Bitcoin için önümüzde başka bir durum yok. Ha, şunu da söylerim ama ben Bitcoin'in açıkçası yükseliş beklerim. Hani yükselmesini beklerim ama maalesef dediğim gibi arkadaşlar. Piyasanın durumları kötü gidiyor. Borsalar fon bulamıyor. Borsalar fon bulamadığı için Bitcoin'i Ethereum satıyor. Ne oluyor? Bitcoin'e düşüşe geçiyor. Yani aslında herhangi bir borsa satışı, herhangi bir fiyat baskısı olmasaydı bana kalırsa Bitcoin yükselirdi. Ama şu anda maalesef önümüzdeki borsaların iflası olduğu için Bitcoin'deki şu anda yükseliş sürekli durduruluyor. Haberiniz olsun. Bu yüzden yatırım yaparken dikkatli yatırım yapın. Zaten şunu söylüyorum arkadaşlar. Diyorsunuz ya ben nereden Bitcoin almalıyım? Abi ya illa buradan almana gerek yok. Hani diyorsun ya ya burası dipse ya buradan almayı kaçırırsam ya buraya yetişemezsem. Kardeşim yükselişi fark ettiysen 18.000'den al. 17.700'den al. Ulan 20.000'den al ya. Nasılsa bitcoin tekrardan 60.000 dolara çıktığında tekrardan 50.000 dolara çıktığında senin bunu nereden aldığının önemi olmayacak. Anlıyor musun? Bu yüzden bence yükseliş tam kesinleşmeden alım yapma bitcoin'de. Haberin olsun. Yani 1000 dolar fazla almışsın, 1000 dolar eksik kalmışsın. Burada çok da fazla bir artı eksi olmayacak yani. Bu yüzden ben de sabret. Küçük bir duyuru geçmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim Telegram grubunda 2175 kişilik bir Maxçi Lord Kripto ekibimiz bulunmakta. Ve biz bu ekip içerisinde çok güzel sinyaller paylaşmaktayız. Hatta neredeyse her sinyalimiz karlar sonuçlanıyor arkadaşlar. Bunları böyle göstereyim ben sizlere. Mükemmel karlar elde ediyoruz. Hatta son 1,5 hafta içerisinde %3000 kara çıktık arkadaşlar ve stop zararlarımız toplamda %210 dostlarım mükemmel bir İstatistik bu haberiniz olsun. Bu gruba gelmek istiyorsanız ister paralı gelirsiniz, ister ücretsiz gelirsiniz. Ücretsiz gelmek için yapmanız gereken şey şu. Videonun hemen altında sabitlenmiş yorumda Mekçi Global takımıma dair olup benimle beraber işlem açarak para kazanmak istiyorsanız diyor. Buradaki linkten kayıt olacaksın. Bak buradaki linkten kayıt olacaksın. Linkten kayıt olduktan sonra kimlik onayı yapacaksın ve kimlik onayından sonra minimum 1 milyon dolarlık vadeli işlem hacmi yapacaksın ve gidip direkt hemen mail kutunu kontrol edeceksin. Ben sana mail atıyorum. Kardeşim takıma gelir misin diyorum. Şimdi diyeceksin ki normalde 100 bin dolar hacimde hocam niye 1 milyon dolar yaptın? Abi çok fazla istek var. 100 bin dolarla hacimler adamlar ne yapıyor? gidiyor el varla işlem açıyor arkadaşlar. E geliyor bizim grupta adam diyor ki: aa ben el varla işlem açıyorum. E ben işlemlerden ne yapıyorum? Şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum." Bu yüzden arkadaşlar biz de bu olayı biraz daha büyüttük. Çok fazla talep olduğu için biz birazcık arz talep meselesi yaptık. Bilginiz olsun dostlarım. Buradan kayıt ol, işlemlerini, vadeli işlemlerini Mekçi Global'den aç ve açtıktan sonra ben sana mail atacağım, seni takımımı alacağım. Ha dersen, kardeşim ben paralı girmek istiyorum. Göreceğim ya böyle diyorsan bak burada hemen Reklam yapmış Batıkan. Bak gördün mü? Hatta daha önce de sinyal paylaşmış. Bak demiş ki gayet güzel sinyal geliyor falan demiş. Bak gördünüz mü? Hocam girdiğim günden beri verdiğim paranın karşılığını almam çok kısa sür demiş. Bak mükemmel gelirler. Cel'den az önce verdiğimiz sinyalden %148 yapmış. Az önce verdiğimiz AXS sinyalden %278 yapmış. Bak burada gel Batıkan'a buradan yazarsın kardeşim. Bilgi için ya Batıkan'a yazın diyor. Git paralı bir şekilde gir arkadaşım gruba. Bu tamamen sana kalmış bir şey. Biz kimseyi zorlamıyoruz haberin olsun yani. Oradan sonra baktın kayıt oldun. Buradan resmi Telegram kanalıma gelebilirsin kardeşim. Burada Instagram hesabımda yazıyor. Sorun vesaire varsa gel buradan buyur. Hadi direne geçelim. Şu anda karşımda 4 saatlik Ethereum bulunmakta. Arkadaşlar grafiğe baktığımızda Ethereum'da 1290 bölgesinde çok sağlam bir bekleyiş olduğunu görmekteyiz. Bakın burada gerçekten de kendini tutmaya çalışıyor. Sanki her an burada ata hazır bir şekilde patlayacak yukarıya doğru. Bak her an atak bekliyor sanki burada. Olumlu bir haber bekliyor gibi. Zaten Ethereum'un şurasında büyük bir boşluk bulunmakta arkadaşlar. Hani bu boşluk bakalım ne olacak bilmiyorum ama şu anda Ethereum alınır mı? Ben size şunu söylüyorum. Bakın bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Her zaman. Hiçbir kripto para, hiçbir hisse bir anda şöyle yükselmez. Bak, böyle yükselmez. Hani bazıları diyor ya, abi alın fırsatı vermez. Şu vermez, bu ya böyle bir şey yok abi. Alım fırsatı her zaman vardır. Alın fırsatı her zaman olur arkadaşlar. Ya o nasıl bir bahane? Bir anda bir yükseliş olur mu ya? Şöyle bir anda bir yükseliş mi olur? Ha yani ne olacak yani? Şu mu olacak arkadaşlar? Bazı gerçekten saçmalıyor yani. Bir aylık grafik değil şu anda. Olacak yani arkadaşlar. Bakın şuraya. Hiç böyle bir anda böyle bir yükseliş var mı burada? Bak yok. Hiç böyle bir yükseliş bir anda yok arkadaşlar. Ha Ethereum'u buradan almışsın 1270'ten. Ha ethereum almışsın 1400'den. Ethereum e nereye kadar çıkmış? 4000-5000 dolara kadar çıkmış. Yani sen Ethereum'u 1000 dolardan da alsan. 1400'den de alsan sen 4000 dolara yakalarsın zaten. Anlıyor musun? Yükselişten emin olmadığın sürece alımlarını yapma kardeşim. Nakitini tut. Benim gibi paran yoksa kardeşim, onun gibi paran yoksa hani elindeki para değerliyse senin için yükseliş gelmeden hiçbir kripto para yatırım yapma. Hele hele ki altcoin'lere yatırım yapma. Bence Bitcoin ve Ethereum şu an yatırım yapacak en büyük kripto paradan bir tanesi. Gelirleri şu anda çok sıkıntılı. Bana kalırsa peki Ethereum için ne düşünüyorum şu anda? Dediğim gibi FET köşeye sıkıştı arkadaşlar artık. Hani FET'ten olumlu bir haber gelme ihtimali var. Baskılayabilir. 50 bas puan gelebilir. 50 bas puan gelirse ne olur arkadaşlar? Ethereum direkt olarak bir 1350 direncin zorlama görebiliriz 1350'den sonra direkt olarak bir 1600 dolar değerini görebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ethereum için fedi beklemek ben olumlu bir haber beklemek değmez Ethereum için. Şu boşluk çok önemli. Şurayı 1280'i kırdığı sürece 1350'ye kadar çıkar arkadaşlar. Burada bir trade fırsatı bize sunar. Ama şu anda baktığımda 1280'i bir türlü kıramıyor. Zaten iki defa denemiş, üçüncü denemek üzere. Üçüncüyi denerse olmazsa düşüşünü onaylar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi altına geçelim arkadaşlar bir de. Altından ben büyük bir beklenti içerisindeyim bu ay. Altından bir 1200 dolar 1200 dolar bir kadar bir yükseliş beklemekteyim arkadaşlar. Olur mu olur? E, FED'den iyi haberler gelir. Ya kötü haberler ya iyi haberler gelirse DXY düşüşünü yaşar. Altın için bu da bir rekabet olayı oluşturur arkadaşlar bana kalırsa. Zaten dediğim gibi altın şu anda bakın kendini tutuyor. Güzel yükselişler sergiledi son zamanlarda. 1000 dolarlardayken altın almıştım hatırlıyorsanız. Ki zaten ben de şunu her zaman söylerim arkadaşlar bakın. Altın bana kalırsa parayı koruma aracıdır. Hani ben şunu söylüyorum bak. Şimdi devalüasyon falan diyorlar yani. Bankaların batması, işte bankaların para vermemesi, kredilerin geri dönüşlerinin olmaması. Şu anda bütün Türk bankaları insanlara bedava kredi verdi. Verilen kur koluma mevduatı vesaire vesaire derken çoğu banka istediği faizden kredileri geri alamadı. Yani insanlara bu krediler resmen bedavaya verildi. E şimdi ne oluyor? Bankalar fonlarını alamıyor. Kredilerin geri dönüşlerini alamıyor. Ne oluyor? Bankalar fon bulamıyor. Fon bulamadığı için de enflasyon artıyor, devalüasyon olayı geliyor, resesyon mantığı geliyor. Ya yani bir sürü mantık geliyor kafana, değil mi? E ne oluyor senin de kafan diyeceksin ki ulan benim bankada 1 milyon lira param var. Oğlum banka devalüasyon olursa, resesyon olursa ben ne yaparım o parayı? Alamam ki bir daha. Mantık ya bunu düşünüyorsun. O zaman ne yapacaksın kardeşim? Altın alacaksın. Altın bir numaralı para koruma yatırımı. Altın hiçbir zaman bitmez. Ama alsın derken hisse olarak kağıt olarak demiyorum ha. Bildiğin altın diyorum. Cumhuriyet altından bahsediyorum arkadaşlar. Bildiğin cumhuriyet altından bahsediyorum. Alacaksın köşeye koyacaksın. Kasana koyacaksın. Zor durumlarda sıkıntılarda o parayı bozup yiyeceksin. Cumhuriyet altının mantığı budur. Satışı kolay altın alacaksın. Anladın mı? Şu anki durum bana onu gösteriyor. Açıkçası ben bunu yaptım. Hep yapıyorum. Yani her her kriz döneminde, her enflasyon tavanı vurduğu dönemde yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu 2017'de yaptım, 2020'de yaptım, 2023'te yapıyorum şu anda, 2022'de yapıyorum şu anda, 2023 dedim 2023 geldi. 2023'te yapıyorum yani. Yapmaya devam ediyorum. Bunu her zaman yaparım. Paramı korumak için bir numara olayların bir tanesi bu. Herhangi bir savaş durumunda, herhangi bir devalüasyon konusunda, herhangi bir resasyon konusunda altın her zaman altındır arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Düz bir yatırımcı mantığıdır bu. Buna hiçbir zaman unutmayın. Bunu herkes bilir zaten. Evet altına baktığımızda altın güzel bir tepkisini aldı arkadaşlar. Ben de yükselişine düşünüyorum ben. Bu ay içerisinde altından 1084 derecenin kırmasını ve yukarı yönlü hareket yapmasını en kötü ihtimalle bu ay içerisinde 1200 1250'lere kadar çıkmasını bekliyorum. Altında bilginiz olsun. Ben altın yatırımlarını 1000 dolardan yaptım ve şu an çok güzel bir şekilde kardayım. Size de 1000 aldırmıştım diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım almışsınızdır. Borsa İstanbul'a geldiğimizde Borsa İstanbul'da ya Faiz beklentisi vardı. Faiz beklentisi de güzel geldi, güzel sonuç verdi açıkçası. Hani borsa İstanbul için güzel sonuç verdi ve borsa İstanbul şu anda zirvesini yaşıyor. Ben bundan bir hafta önceki videomda borsa İstanbul'da bundan bütün hisselerimi sattığımı söyledim. Satmamın sebebi şu arkadaşlar, ciddi anlamda borsa İstanbul'da değişik bir yükseliş oldu bu ay. Hatta bu sezon diyelimiz daha doğrusu çok mükemmel bir yükseliş yaptı. Zirvesini zirvesini gördü Resmen bildiğim bu ay yaşadı. Şu anda. Ben bu boğan dolayı artık bence tepe olduğunu düşünmekteyim tepeden mal olmayı düşünmekteyim. Sasa'yı sattım. Herkes bunu soruyor. Sattım arkadaşlar. Sasa'yı ben ta kaçtan aldım? 0.9'dan aldım ben Sasa'yı ya. Bayağı düşükten aldım ya şu an. bir Lan gittim bir şey aldım görmediniz mi yani. Porsche aldım daha ne alayım yani. Bayağı güzel para kazandı Sasa bana ama şu anda Sasa alınmaz. Ben bunu en baştan biliyorum. Beri... Şu an Sasa zirvesini yaşadı zaten artık. Geçti artık Sasa yani. Gide Sasa alma. Net'in lafına gitme. Herkesin söylediği kripto parayı, herkesin söylediği hisseyi alma. Şu an ben açıkçası borsa İstanbul düşüş beklemekteyim. Zirvesini aslında yaşadı. Bu saatten sonra düşüş gelmeli diye düşünmekteyim ben borsa İstanbul için. Zaten gidişat iyi bir gidişat değil. Her ne kadar yalandan enflasyon açıklansa da, her ne kadar yalandan faiz indirim yapılsa da ben borsa İstanbul için bir yükseliş beklememekteyim şu anda. Haberiniz olsun dostlar. Yükseliş bekleyenler de dikkatli olsun yatırım yaparken. Şu anda bizim direncimiz 5488. Tabii ki de bu indekste direnç destek çizemezsin. Yani buradakiler sadece nereye gider nereye gelir mantığı. Hani bu destek direnç bölgesi. Yani beklentim şu an düşüşü arkadaşlar. 4800'e kadar bir düşüş beklerim ben. O ayı da kırarsa 4200'e kadar bir düşüş beklerim ben. Artık yavaş yavaş Borsa İstanbul düşüşünü yaşayacaktır diye düşünmekteyim. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi Borsa İstanbul <laughs> Borsa İstanbul bekliyorum. Hepinizi Mexico Global takıma bekliyorum. Videoya bir like bırakmayı lütfen unutmayalım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz hiçbir zaman unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum.